Bugün menümüzde Karadeniz hamsi var arkadaşlar. Tabii ben de bir Karadenizli olarak hamsi yapmayı da bilirim yani. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve zili etkinleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu akşam ne yapalım? Bu akşam hamsi tava yapalım. Herkes hamsi tava yapıyor. Yani bu ilginç bir şey değil ama benim tarifimde bir değişik bir şey var. Hamsileri aldık, temiz ettik. Arkadaşlar ben bunu delikli kaba koydum. Delik kapta yıkadım. Birazcık beklettim. Şimdi buna tuzu da atacağız. Tuz miktarı her zamanki gibi göreceli. Göz kadar atıyoruz. Şöyle tuzunu attıktan sonra karıştıracağım ama şimdi unla beraber karıştırayım. Aynı şey olacak. Arkadaşlar burada fark unda. Burada ne var? 3 ölçek mısır unu, 1 ölçek beyaz un. Bakın arkadaşlar. Bu balığı daha bir güzel yapıyor. Sırf beyaz un güzel olmaz. Sırf mısır unu da güzel olmaz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Ve gerekli gördüğümüz miktarı balığımızın üstüne döküyoruz. Tuzunu da attık. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Ben delikli bir kapla yaptım. Bu ne demektir? Balıkları unladıktan sonra fazla un süzgeçten aşağı gidecek arkadaşlar. Yalnız bu hamsi balığı birazcık unu seviyor. Özellikle mısırını çok seviyor. Sırf buğdayla hakikaten hiç güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve pratik oldu. Tuz ve un karıştı birbirine. Çok çabuk oldu. Hamsiler de Karadeniz hamsiymiş, ince hamsi. Bu Karadeniz hamsi arkadaşlar belli. Marmara hamsisi değil. Şimdi bunu bu şekilde hallettikten sonra tavamızı alıyoruz. Çok hafif bir yağ. Yani ne kadar? Bence yarım çay bardağı falan anca gelir, gelmez bile. Ya her tarafa gezdirip balıklarımızı dizmeye başlıyoruz. Sıkı bir biçimde. Balıklarımızı gördüğünüz şekilde dizdim tavaya. Bunun özel kapağıyla şöyle kapağı kapatıp aygazı alıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle arkadaşlar gene biraz tavayı oynatalım ki yağ her yere dağılsın. Unutmayın balık pişirirken ocağın altı tam gaz yanacak. Şöyle bakalım. Olmak üzere. Şimdi bu tava geniş olduğu için arada bir şöyle aygazlı operasyon yapıyoruz. Yani her tarafı pişsin balıkların. Bu yağ bize yetecek arkadaşlar. Kapak ne oluyor? Hem çabuk pişmesini sağlıyor, hem etrafa yağ sıçramıyor, hem de koku az çıkıyor. Şimdi balıklarımız oldu arkadaşlar. Bu tavanın esprisi balıkları çevirirken kolaylık olacak. Ne yapıyoruz? Önce balıkları koyacağımız tepsiye yağını süzdürüyoruz. Çünkü çevirirken her tarafa sıçrar. Bakalım. Bu yağımızı gene havaya atabiliriz. Birazcık yağ iyidir. Hatta yağsız da güzel olmuyor. Pişince görüşürüz. Hamsilerimiz pişti arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun. Yanında bir de soğan kırıp yemek lazım bunun. İyi akşamlar hepinize.